Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz en son yakın geldi arkadaşlar. USDC tarafında ciddi halde bir yanma yapıldı. Şunu bilmek gerekiyor öncelikle. Tabii ki çok fazla bir tepki veremedi USDC. Verememesinin sebebi de arkadaşlar. Hali hazırda rallisini yapmış olan USTC'nin bir test etabı içerisindeyken bu yakımın gelmesi. Şimdi en nihayetinde zaten bu yakım e, burada yani bilerek yapıldı arkadaşlar. Zira e, boş pump hareketlerine e, sebebiyet vermek ne kadar mantıklıydı zaten e, tartışılır. En nihayetinde ana hedef olan düzgün kalkış, düzgün düşüş, düzgün kalkışı takip etmek ki zaten... Şu anda vakıf da bunu takip etmeye çalışıyor Yani siz burada %10'luk yükseliş için Can atarken neden yükselmiyor Neden yükselmiyor derken Adamlar bu işleri Bilerek ve isteyerek Kendi coinlerini bu şekilde Ayarlıyorlar arkadaşlar zaten Yakım geldi uzun lafın kısası Test etabına denk gelen yakım arkadaşlar Fiyat paritesine Herhangi bir etkisi olmadı Olup olmamasının da bizim için bir önemi yok hiç değilse zaten olmamalı çünkü biz burada uzun vade hareketlerine yatırım yapıyoruz arkadaşlar şimdi özellikle şu anda RSI değerlerinin de normale doğru döndüğünü görüyoruz 034 35 seviyelerine kadar bir geri çekilme dedik arkadaşlar fakat USDC'nin burada bakın USDC'nin 41-42 aralığından tepki alıp Yeni bir rally etabına çıkma ihtimali artık daha yüksek. Açıkçası e, bu şekilde görebiliriz. Neden? Çünkü ara test etapları da güzel geldi. Özellikle şuradaki e, yükseliş etabı. En nihayetinde yakımda geldi. Yani doğal olarak doğal yöntemlerle birim başına düşen e, fiyat artmış oldu. Yine bununla birlikte RSI değerleri de normalleşmeye ve ala doğru gitmeye yatkınlığından dolayı 41-42 pozisyonlarını yeni kalkış noktası olarak e, görebiliriz arkadaşlar şu anda. Yani yeni kalkış noktası 41-42'ler e, olma ihtimali daha yüksek şu anda olarak gözüküyor. Onu da söylemiş olayım. Tabii ki USDC tarafının yaptığı yükseliş yaptığı kalkış direkt olarak luncada Etki ediyor sevgili arkadaşlar. Genel itibariyle durumlar böyle. E, şu an ne dedik? Düşüşün devamını bekliyoruz. Düşük hacimle yavaş yavaş e, azalacaktır fiyatı. Fakat düzgün bir noktaya ilerleyip bir sürü akümülasyondan sonra bir kalkış hareketine geçecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hoşça kalın.